Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere laptop klavyelerinin, masaüstü bilgisayarlarda kullanılan klavyelerin tuşları nasıl sökülür, nasıl takılır, tuşların çalışma mantıkları, uzun tuş, kısa tuş, iç kısımları, bunları anlatmaya çalışacağım. Videonun başında öncelikli olarak şunu belirteyim. Bu tavsiye ettiğim bir işlem değil. Yapmayın. Çünkü özellikle laptoplarda klavye tuşu kırıldığı zaman, takılamadığı zaman yeni tuş bulmanız neredeyse imkansız. Yurt dışında falan bulabilirsiniz belki. Türkiye'de çok şanslıysanız bazı tamircilerde bulabilirsiniz. Özellikle eskimiş, sıcaktan, soğuktan etkilenmiş laptoplarda, yani uzun süre kullanılmış laptoplarda klavye tuşları sökmeye çalıştığınız an kırılıyor. Ufacık bir parça kırılıyor ve ondan sonrası çöp. Sonra bir tuşunuz böyle eksik gezinirsiniz. Bunu baştan belirteyim, sonra kırıldı, takamadım vesaire demeyin. Yapmayın. Bu işin çözümü yok, illa sökeceğim diyenler için de güzel bir kaynak olur umarım. Çünkü diğer videomun altında iki tane markanın klavye tuşunu nasıl söküldüğünü göstermiştim. Kırıldı, takamadım, nasıl takarım, yardım isteyen insanlar var. Hani hepsinde de bir cevap olsun. Şimdi iki tane farklı klavyemiz var. Laptoplarda da mantık aynı arkadaşlar. Yani laptop klavyelerinde sistemi hemen hemen aynı. Şu zaten laptop klavyesi. Şunun ne olduğunu bilmiyorum. Laptop da olabilir, başka bir şey de olabilir. Çok önemli değil. Bakın şimdi size şöyle göstereyim. Şu komple sökülmüş hali. Bu plastik papuçlu hali. Bu plastik iç çerçevesinin içeride kalmış hali. Bu da bütün hali. Şimdi klavyeyi sökerken elle de çekebilirsiniz ama yani çektiğiniz zaman kırılma riski var. Tornavida da kullanabilirsiniz. Bu taraftan zorladığınız gelmedi. Şuradan hafif kaldırın. Yani bir taraftan kolay gelecek. Bunun sebebi de bir tarafın geçmeli, bir tarafın oluklu olması. Şimdi bunu söktüğünüzde sistem şu şekilde. Bakın. Şöyle göstereyim. Buranın bir resmini çekin. Çünkü takarken ihtiyacınız olacak. Resim çekmezseniz başka bir tuşu sökmek zorunda kalabilirsiniz. Şimdi alt taraf oluklu. Yani şu plastiğin şu kısımları oluğa giriyor. Üst taraf ise geçmeli. Yani şu kısımlar şöyle geçiriyorsunuz. Dolayısıyla takarken önce altı sonra üstü takıyorsunuz. Önce üstü takmaya çalışırsanız altı takamazsınız. Şimdi bunu da çıkarırken nereden öncelikli olarak? Üstten de başlayabilirsiniz, alttan da başlayabilirsiniz. Alttan başlamanızı tavsiye ederim. Şöyle şu oluktan kurtarıyoruz. Anında kırılma riski var. Çünkü sertleşiyor zamanla. Özelliğini yitiriyor. Çıktı. Takarken nasıl takıyorsunuz? Önce altı. Çünkü alt bükülebilir. Elle de takabilirsiniz. Şöyle elinizi hafif bastırırsınız. Şöyle gösterelim. Şu an alt oturdu. Şu plastiği unutmayın. Yoksa klavyeniz nasıl olur? Mesela plastiği unuttunuz diyelim. Böyle kalır. Bu plastik bunun havada kalmasını sağlıyor. Sonra şu üst kısım geçmeliydi. İleri doğru ittirerek tornavidadan da faydalanabilirsiniz. İnce uzun bir şey de olur. Yerine oturtuyorsunuz. Bu işlem bittikten sonra tuşu takıyorsunuz. Yönü önemli. Yine alttan. Şu an oldu. Şimdi benim böyle kolay takıp çıkardığıma bakmayın siz. Gerçekten bir daha söylüyorum. Kırılır. Elinizde kalır. Bazen de bu oluk kısmı üst tarafta oluyor. Yani her klavyede dizayn farklı fakat sistem aynı. Şimdi bunu hallettik. Gelelim uzun tuşlara. Uzun tuşların içerisinde genelde şöyle bir telimiz var. Görüyor musunuz? Bu neymiş? Enter tuşu. Yani burası. Bu telin de girdiği bir yer var. Bakın. Şurada iki tane oluğumuz var. Bu oluğa giriyor. Sonra bastırıyorsunuz. Takılıyor. Kırıksa takılmaz tabii ki. Bakalım bunda bir kırık var mı? Burada yok. Pislenmiş biraz. Burada da yok. O zaman takılması lazım. Olmuyorsa nasıl yapacaksınız? Bunu çıkaracaksınız. Şunu. Önce burayı takacaksınız.
Sonra burayı. Gördüğünüz gibi oldu. Şimdi gelelim şuna. Bu da aynı. Genelde kırılması şu aşamada oluyor. Bakın bunda da telimiz var. Bu oldu. Neyse gelelim şu en uzun tuşumuza. Bunlar çünkü çok sorun olmuş. Bunlarda iki tane var. Bir tane de plastiğimiz var. Yine söylediğim gibi şöyle göstereyim. Bu demirler buraya giriyor. Sonra oturtuluyor. Bunların kırılması biraz zor diğerlerine göre. Yüzey daha geniş olduğu için ama tabii ki kırılma şansı var. Uçlar yine aynı şekilde. Bir tanesi buradaki oluklara giriyor. Yani sağlı sollu. Bir tanesi ise geçmeli. Onu iyice göstereyim ben size. Önce oluktan çıkarın. Hani kafaya koyduğunuzu sökeceksiniz. Önce oluktan. Bakın şimdi. Bu arada videoyu paylaşın. Herkese yollayın. Boş boşuna klavyeler kırılmasın. Tuşları eksik klavyeler görüyorum. Üzülüyorum. Burası böyle geçmeli arkadaşlar. Şu şekilde. Yani şöyle bıraktığınızda da geçer. Sonra oluk. Olmuyorsa hiç zorlamayın. Kırılmasın. Önce oluklar. Ben de turnavida kullanmaya çalışıyorum. Aslında hiç sevmem. Elimle yapmayı daha çok seviyorum. Bu da beni uğraştırıyor yani turnavida. Bakın oluklar taktım. İleri ittirdim. Girdi. Bu kadar. Şimdi plastiğin iç yapısını da gösterelim. Şimdi şöyle bir çıkıntı olmayacak. Düz olacak burası. Bunda bir hata var mesela. Hatalı bu. Yanlış takılmış. Şimdi böyle bir çıkıntı olmaması lazım. Şuradan sökelim. Takarken de dediğim gibi oluklara girecek yerler ola. Bu ise üstten geçmeli. Bakın bu üstten geçmeli. Diğeri içe geçmeliydi. Bu üstten geçmeli. Ama sistem aynı gördüğünüz gibi. Mesela siz ola ki bunu komple ayırdınız. O yüzden resim çekin diyorum. Böyle düz olması lazım. Mesela komple yanlışlıkla sökerken dağıldı. Şöyle iki parça oldu. Burada oluklar var. Burada da oluklara girecek parçalar var. Buradan sonra sıkıntı. İnce iş. Şimdi arkadaşlar mekanikte zorlama yoktur. Ve aynı zamanda mekanik işlerde abuk subuk görüntülere yer yoktur. Bir şeyi taktığınızda doğru olduğuna emin olmanızın yolu abuk subuk bir görüntü vermemesi lazım size. Bakın taktık. Dümdüz. Bir çıkıntı, bir pürüz olsa bu işlem doğru değildir manasına gelir. Ne yapıyoruz? Altı tak, üstü tak. Yani önce oluklu yeri, sonra diğer kısmı. Şu zavazingoları, papuçları tak. Oturttur. Yerine oturmuyorsa kontrol et. Şu kısımlarda bir kırılma var mı? Varsa geçmiş olsun. Şu kısımlar metal olduğu için buralarda deformasyon biraz zor olur. Plastik kırılır. Buralarda bir problem olmaz. Yani ufak bir bilgi daha vereyim. Tuşun boyutuna göre plastik aksamlar ve iç dizaynı değişebiliyor. Bunu da bilin. Daha da video uzatmaya gerek yok. Umarım faydalı, güzel bir video olmuştur. YouTube kanalımıza abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler dilerim. Hoşça kalın.